Değerli misafirler, değerli başkanım, hazırladığımız etkinliğimize hoş geldiniz. Size birazcık komisyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Bir malın üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar olan tedarik zinciri içerisindeki tüm hareketler, lojistiği, taşımayı, depolamayı, gümrüklemeyi, elleçlemeyi, sigortayı ilgilendiriyorsa lojistik ve taşımanın içinde demektir. Dolayısıyla lojistik ve taşıma hukukunu da ilgilendiriyor değerli misafirler. Biz de İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu olarak bu faaliyetler çerçevesinde ve geniş bir çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu etkinliğimizde bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 5 yıldır faaliyetteyiz biz. Biliyorsunuz mümkün olduğu kadar sık paneller ve toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Bunlardaki amacımız öncelikle meslektaşlarımızı ve bu işle ilgili olan hukukçu olmayan kesimleri bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Değerli akademisyenlerin desteğiyle eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bunların da çok büyük faydalarını görüyoruz, gördük ve devam ettireceğiz. Son olarak da bizi heyecanlandıran çok güzel bir faaliyete başladık. Stajyerlerimizle lojistik ve taşıma hukuku atölye çalışması yapıyoruz. Böylece mesleğinde usta olan meslektaşlarımızın genç meslektaşlara el vermesini, orada ustalaşmalarını sağlamasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için çok önemli, çok heyecan verici bir şey. Değerli misafirler. Bir de biliyorsunuz İstanbul Barosu içinde birçok komisyon var ve bu komisyonların çoğu çok iyi faaliyetler gösteriyor. Bizim de amaçlarımızdan bir tanesi bu komisyonlarla da beraber çalışma yapmak. Nitekim bugün yine bir örneğini vereceğiz bunun. Banka ve Finans Komisyonu Başkanı Avukat Ayça Aktolga Öztürk ve İş Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem de bizim konuşmacılarımız arasında. Bunları yaparken tabii ki biz yönetimimizden çok büyük destek alıyoruz. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'na ve değerli başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz bize verdikleri destek için. Bugünkü eğitimde ufak bir eleştiri vardı. Dendi ki dış ticaret, kişisel verilerin korunması, teknolojik gelişmeler biraz birbiriyle nasıl bağlantı kurdunuz diye bir soru geldi. Birkaç soru geldi de buradaki başlangıç noktamız şuydu. Biliyoruz ki bir takım benzerlikler var tabii. Biliyoruz ki Incoterms 2020, 1-1-2020 ile birlikte başlıyor. Ama tabii ki bunun devamı da var. Yani bir milat değil, o gün başlayıp önceki Incoterms devreden çıkacak, bu kullanılacak diye bir şey yok. Ama en azından bir dönemeç bu. Dolayısıyla bunun sıcağı sıcağına yetkili isimler tarafından anlatılmasını düşündük. Diğer taraftan bakıldığı zaman da biliyorsunuz kişisel veriler konusunda yine bir milat var. 1-1-2020 itibariyle verbise kayıt meselesi var. Tabii bu sırf sebebi değil. Çünkü kişisel veriler konusu yaklaşık son 2 yıldır hayatımıza girdi ve bundan sonra daha hızlı bir şekilde girmeye devam edecek. Ve biz de tabii ki özellikle lojistiğin bu konudaki bakış açısıyla bu tür etkinliklere yer vermek istiyoruz. Örneğin Bitcoin ile veya blockchain ile ilgimiz var. Biliyoruz ki uzak doğudaki navlun ödemeleri artık blockchain ile ya da işte Bitcoin ile yapılıyor. Veya işte akıllı sözleşmeler denilen sözleşmeler ortaya çıkıyor. Bunlar da bizi tabii ki çok yakından ilgilendiriyor. Bugün üç ayrı oturumumuz var. Bunlardan ilki Incoterms 2020. Bu daha çok lojistik hizmet verenler, ithalatçılar, ihracatçılar arasında olan bir şey. Ve bir komisyonun çalışmasının sonucu olan bir çalışma olarak karşımıza çıktı.
Burada da tabii ki taşıma güvenliği, nakliye sigortası düzenlemeleri ve uluslararası satış sözleşmesi arasındaki ilişkilendirecek kurallar gündeme gelecek. Bu bölümde Sayın Profesör Doktor Nuray Ekşi ve Sayın Abdurrahman Özalp bu konuda sizlere sunum yapacaklar. Blockchain teknolojisi ve teknolojik gelişmeler ise bizi hukukçular olarak tabii ki ilgilendiriyor. Ama bu ilginç bir olay. Gerçekten olay oluşuyor. Hukuki düzenlemeler daha sonradan geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şöyle tanımlanıyor blockchain. Blok zincir teknolojisi kısaca şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir dağıtım veri tabanı olarak tanımlanmakta. Ve adından da anlaşılacağı gibi zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan blok zincir teknolojisi bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin vermekte. Dolayısıyla bir sicili oluşabilmekte ve yine biraz önce de söylediğim gibi hayata geçiriliş açısından da kripto para olarak bir ödeme vasıtası olarak karşımıza çıkmakta. Bunların ayrıntısı ve kişisel verilerle ilgili bağlantısını da Doktor Avukat Çiğdem Ayözger Öngün ve Sayın Avukat Ayça Aktolga Öztürk bize sunacaklar. Son olarak kişisel verilerin korunmasının iş hukuku açısından incelenmesi. Biliyoruz ki kişisel veri kişiye ilişkin her türlü veri, parmak izinin alınması, kamera görüntüleri, telefon görüşmeleri, internet yazışmaları. Dolayısıyla bunların bir düzene girmesi gerekiyor. Ve özellikle konusu insan olan iş hukuku uygulamaları açısından da çok çok önemli. Bunun mutlaka biraz önce sözünü ettiğim verbise kayıtla da bir bağlantısı yok. Yani verbise kayıt sorumluluğu olmayan şirketlerde böyle bir denetimi kendilerine yapmak zorundalar. Dolayısıyla yine bu konudaki en yetkili iki ağız Profesör Doktor Murat Engin ve Avukat Hasan Erdem de bu konuda bizlere bilgi verecekler. Ben teşekkür ediyorum. Açılış konuşması için de Sayın Başkanımız Avukat Mehmet Durakoğlu'nu buraya davet ediyorum. Teşekkürler. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, sevgili hocalarım. Öncelikle İstanbul Barosu yönetimi ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz dileklerini sunuyorum. Bugün çok değerli bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Ben yıllardır, işte 30 yıldan fazladır dış ticaret işleriyle uğraşan bir avukat olarak biraz da böyle son gelişmeleri merak ettiğim için de buradayım. Özellikle de izleyeceğim. Dış ticarette meydana gelen değişiklikler bizim gibi bu işin sözleşmesini düzenleyenler açısından çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle İnkötörn'teki 2020 değişikliklerinin ortaya çıkarabileceği durumlar bizim uygulamada sorun olarak gördüğümüz bazı şeyleri değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi, bunlara dair bakış açılarımızda önemli şeyler olacak. Ya o FCA satışlarda örneğin demin Abdurrahman Bey'le de konuşuyorduk. Ortaya çıkan değişiklikler özellikle işte bankaların ya da tarafların satıcılarında satıcıdan konsümento istemesi gibi sorunların ne ölçüde izale edilebileceği ya da işte SIF satışta olduğu gibi SIF satışlarda da şimdi o risk sigorta kapsamının genişletileceği gibi sorunlar bizim açımızdan özellikle sözleşme düzenlerken çok önemli olacak. Öyle anlaşılıyor ki şimdi galiba Incoterms 2020 kavramını kullanmamız eskiyle birlikte yeninin ne kadar farklılaşacağını da ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Egemen Bey'in söylediği gibi belki konular birbirinden farklı yani neden ve nasıl birleşmiş gibi bir algıya kapılabiliriz belki ama bu kripto paraların yaşamımıza artık ne kadar gireceği konusu, ne kadar müdahale edebileceği konusu önem kazanmaya başladı. Ben Merkez Bankası'nın bir dönem ihracat ve ithalatları euro ile yapın dediği zamanlarda dış ticaret şirketlerinin nasıl ve ne biçimde zorluklarla karşılaştığını o Avrupa Birliği müzakere süreçleri içerisinde tanık olmuş birisiydim. Şimdi özellikle diyorum ki karşımıza bu kripto paralarla ilgili navlun ödemeleri de yavaş yavaş başladığına göre başka bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Bu dünyaya da galiba hazırlıklı olmamız gerekiyor. En azından
şimdilerde böyle çok da fazla galiba öyle sözleşmeler yapmayacağız ama kulağımızda bunun bir dolgu maddesi olarak kalmasının yararlı olacağı bir süreci yaşıyoruz. Ve hiç kuşkusuz buradaki meslektaşlarım bu işlerle uğraşırken şirketlerle ilişkili olduklarına göre şu anda belki de o şirketlerde en çok konuşulan konunun kişisel verilerin korunması kanunuyla getirilen düzenlemelere şirketlerin adapte edilmesi olduğuna göre bu da hepimiz için çok önemli bir konu oluşturuyor. Ben en azından müşavirliğini yaptığım şirketlerde şimdi son dönemlerde kendim de çok şiddetle öğrenmek ihtiyacı içerisindeyim. Çok ciddi şirketlerde değişiklikler ortaya çıkıyor. Kişisel verilerin korunması ile ilgili olan düzenleme doğrudan doğruya şirketlerin yönetimleriyle, yönetim kurullarıyla ilişkilendirildiği için de kaçınılmaz biçimde özellikle de avukatlara yönelik olarak, şirket avukatlara yönelik olarak sorumluluklar getiriyor. Bunlar konusunda da yarın ortaya çıkacak olan sorunlarda bu çıkan sorunları erkenden önleyememiş olmanın sorumlusu olmak gibi bir ciddi yükümlülüğü de hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle baktığımızda bugünkü konferans konusu hepimiz için son derece önemlidir diye düşünüyorum. Egemen Bey'in biraz evvel söylediği bu staj eğitimdeki çalışmaları da son derece önemsiyoruz. Bir taraftan belki el verme gibi oluyor ama son dönem içerisinde staj eğitimde özellikle de genç meslektaşlarımızın uzmanlaşmalarını temin edebilecek, onların ilgi alanlarını kendilerinin saptamasını sağlayabilecek bir çalışma içerisine girdik. Atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu bir kuşkusuz stajyer için uzmanlaşma anlamına gelmeyebilir ama gelecekte ona bir ilgi alanı yaratmak ve bugün en azından öyle bir çalıştayla elde ettiği bilgileri daha geliştirip kendisini bir uzman seviyesine çıkarabilecek bir anlayışı, bu işi sevip sevmediğini kısaca en azından kendisi açısından test edebileceği de bir atmosferi oluşturacak. Çok örnek bir çalışma sergilediği için komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul Barosu'nda 30'dan fazla merkez ve komisyon var. Onlar hepsi çok örnek çalışmalar sergiliyorlar ama bunların içerisinde Taşıma ve Lojistik Komisyonumuzun gerçekten farklı bir yeri olduğunu, zaman içerisinde belki de kurmakta geciktiğimiz ama kurduğumuz andan itibaren de son derece faal olduğuna tanık olduğumuz, meslektaşlarımızın da ilgi alanı olarak tespit ettiklerine tanık olduğumuz bir komisyon çalışmasından söz ediyoruz. Hepimiz için son derece yararlı oluyor. Ben en azından bu işlerle uğraşan bir kimse olarak çok büyük yararları bu komisyon sayesinde edindiğimi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir fırsatı bize verdikleri için, bu çalışmaları yaptıkları için de bütün komisyon üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu panele, konferansa katılım sağlayan, ona destek veren sevgili meslektaşlarıma ve ama özellikle de hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize yararlı olacağı umuduyla sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şimdi teşekkür ediyoruz başkanımıza. İlk oturum için oturum başkanı Avukat Muazzez Yılmaz, Profesör Doktor Nuray Ekşi ve Abdurrahman Özalp'ı buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım, değerli Başkan Yardımcımız, değerli hocalarımız, sayın katılımcılar, ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ilk oturuma başlıyoruz. 25'er dakika süreniz var hocam. 15 dakika sonunda bir soru cevap için ayıracağız.
Daha sonra yarım saat bir ara vereceğiz. İlk konuşmacımız Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Nuray Ekşi. Hocam bizlere Incoterms 2020 ile getirilen yenilikleri anlatacak. Evet, buyurun. Değerli arkadaşlar, aslında bugün her ne kadar konu başlıkları farklı diye bir eleştiri getirildiyse de ticaret hayatımızda hayati önem taşıyan üç tane temel konuyu tartışacağız. Dolayısıyla da farklı renkte ama güncel ticari hayatta önem taşıyan bu üç konudan bir tanesi de benim sunum konum Incoterms 2020. Öncelikle bu kavramı biraz açıklamak istiyorum. Çünkü üzülerek belirteyim ki üniversitelerde dış ticaret hukuku okutulmuyor. Aslında hayati önem taşıyor. Biz bekleriz ki bir vakıf üniversitesi, bazı üniversiteler öncü rol oynasınlar ve hani bir alanda ihtisas sahibi hukukçu yetiştirme konusuna da el atsınlar. Ama bunlar biliyorsunuz pek olmuyor. Bütün üniversitelerin programları da birbirinin tekrarı durumunda. Bugün Türkiye'nin uluslararası hukukundan doğan sorunlarına da çözüm getiren hiçbir rapor, hiçbir belge hali hazırda yok. Suriye krizi başta olmak üzere, sınır güvenliği, Ege Adaları, aynı zamanda Kıbrıs meselesi, petrol arama, bu konuları bilen, bu konularda çalışması olan hocaların aslında olması, üniversitelerde de öğrencilerin bu doğrultuda yetiştirilmesi hayatı önem taşıyor. Bu bağlamda dış ticaretle ilgili konularda biz tabii ki kendi ticaret kanunumuza, borçlar kanunumuza arkadaşlar bulamıyoruz. Dış ticareti çünkü yön veren kanunlar değil, yani belirli bir ülkenin yasama organının yaptığı düzenlemeler değil, dış ticarete asıl yönü veren uluslararası ticari kuruluşlardır. Bunlardan bir tanesi de ICC'dir, International Chamber of Commerce. Biz bunu Türkçe'ye Milletler Ticaret Odası diye tercüme ediyoruz. Ancak ICC adını tescil ettirdiği için bundan sonra MTO ve benzeri gibi kısaltmalar değil, doğrudan ICC kısaltmalarını kullanmak zorundayız. Nasıl ki bizim adımız pasaportumuzda nasıl yazıyorsa, ICC de adını tescil ettiği için bu sebeple ICC ibaresini kullanıyoruz. ICC ta 1919 yılında kurulmuş olan bir uluslararası ticari kuruluş, merkezi Paris'tedir. Türkiye'de de TOBİÇ'in de Milletlerarası Ticaret Odası Milli Komitesi var. Bu Milli Komitenin aslında Türkiye'nin dış ticaretle ilgili işlemlerinde öncü rol oynaması gerekirken biraz da ICC'nin sözcüsü gibi davranması, ICC'nin tahkimini ön plana çıkarması ama kendi içinde, top içinde yer alan örneğin tahkim merkezi konusunda ciddi bir adım atmaması da enteresan bir şey. Bunu anlamak da zor. Şimdi bu ICC örneğin uluslararası ödeme yöntemleri akreditifi duymuşsunuzdur çoğunuz. Bu ödeme yöntemlerine ilişkin, banka ödeme yükümlülüğüne ilişkin ya da vesait mukabil ödeme yükümlülüğüne ilişkin kuralları öngörüyor. Zaten hiçbir devletin yasal düzenlemesinde ödeme yöntemleri veya inkotermlerle ilgili bir düzenleme yer almıyor. Çünkü dediğim gibi uluslararası ticari kuruluşlara bunlar tamamen bırakılmış durumda. Inkoterm dediğimiz, bizim daha çok teslim şekilleri olarak kullandığımız ama gerçek İngilizce karşılığı milletlerarası ticari terimler, hem iç ticarette hem dış ticarette kullanılan ticari terimler denilen bu kavramlar listesi şurada, slide'da, sol tarafta yer alıyor. Şimdi bir bakıyorsunuz ki sözleşme yapıyorsunuz, satım sözleşmesi. Bu satım sözleşmesine örneğin satım sözleşmesinde teslim şekli CIF'dir, SIF'tir diyorsunuz. Ama aslında bu yarım tümceyi yazarken arkadaşlar 7 tane temel hukuki sorunun cevabının da bunlara göre verileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Bu sözleşmedeki teslim şekli SIF'tir ve ICC Incoterms 2020
kuralları uygulanacaktır. Bakın topu topu bir cümle ama 7 tane hayati önem taşıyan hukuki sorunun cevabını işte o kullandığınız 3 tane harfe göre vereceksiniz. Peki bunlar nasıl oluyor? Nasıl oluyor da sizi bağlıyor, mahkemeleri bağlıyor, hakem heyetlerini nasıl bağlıyor? Çünkü siz sözleşmenizi bu sözleşmeden teslim şekli, bu sözleşmedeki teslim şekli CIF, SIF'tir, ICC kuralları 2020 dediğiniz zaman isterseniz bunu bilinçli yapın, isterseniz bilinçsiz yapın. Örneğin siz bilmiyorsunuz aslında Incoterms nedir ya da SIF nedir, uluslararası ticaret hayatına yeni atılmışsınız, bunun anlamını bilmiyorsunuz ama diyelim ki karizmanızı çizdirmemek için de karşı tarafa ya bu ne anlama geliyor diye sormuyorsunuz. Sözleşmenin ekinde Incoterms'ler yer almıyor, o kurallar yer almıyor. Ona rağmen arkadaşlar bu demektir ki siz o bir cümle yazdınız ya, geliyor ICC'nin SIF'e ilişkin bütün kuralları sizin sözleşmenizin bir eki, bir parçası haline geliyor. Biz buna İngilizce bir kavram var, Türkçe tam karşılığı yok. Incorporation adını veriyoruz. Yani bir belgenin başka bir belgenin eki ya da parçası olması anlamına geliyor bu. O halde ister bilinçli olarak, ister bilmeden sözleşmenizde teslim şekli SIF'tir ve SIF'e ilişkin kurallar uygulanacaktır dediğiniz anda arkadaşlar bütün o ICC'nin hazırladığı kurallar geliyor sözleşmenize. Sanki tek tek madde madde yazılmış gibi yer alıyor ve mahkemeler de, hakem heyeti de bunları sözleşmenin birer hükmü, sözleşmenin bir maddesi ve sanki siz yazmışsınız gibi olaya uyguluyor. Kimisi Incoterms'ler için ticari örf ve adet diyorsa da ICC bu kuralları neredeyse 10 yılda bir yenilediği için bir kuralın ticari örf ve adet sayılabilmesi için aranan uzun zamandan beri aynı şekilde uygulanma şartı bunlarda yok. Çünkü aynı şekilde uygulanmıyor. Her neredeyse 10 yılda bir yenileniyor. Nitekim bir önceki ICC versiyonu 2010 idi. Değişiklikler var. Birazdan onlara değineceğim. Şu anda ele inceleyeceğimiz ICC 2020 teslim şekilleri 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Henüz uygulamaya girmemiştir. Ama bu kurallar artık var. Metin olarak siz isterseniz bugün yapacağınız sözleşmeye teslim şekli SIF'tir, ICC Incoterms 2020 tabii ki yazabilirsiniz. Buna engel bir durum yok. Ama diyelim ki beğenmiyorsunuz 2020 metnini. Siz diyorsunuz ki Incoterms 2010'u daha çok sevmiştim, onu uygulayayım. Ona da engel yok, onu yazabilirsiniz. Ama eğer siz 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yapacağınız bir sözleşmeye Incoterms'leri, eski Incoterms'leri atıfta bulunmak isterseniz mutlaka tarihini yazacaksınız. Aksi halde yeni Incoterms'leri incorporate ettiğiniz kabul edilir. Şimdi Incoterms'lerin yeni versiyonunda ICC ikili bir ayrım yapmıştır ve bu ikili ayrım çerçevesinde de taşınacak olan malların hangi taşıma yöntemiyle taşınacağını esas almıştır. Biliyorsunuz kara taşıma var, hava taşıma var, demir yolu taşıma ve deniz yolu taşıma, bir de nehirle yoluyla taşıma var. Bir de örneğin taşımanın bir kısmı kara, bir kısmı deniz, bir kısmı demir yolu, bir kısmı hava yolu vesaire yapılmışsa karma taşıma ya da kombine taşıma ya da multimodal taşıma dediğimiz taşımayla karşı karşıya kalıyoruz. Burada da test satım sözleşmesine konu mallar hangi yöntemle taşınacak? Bir, herhangi bir taşıma yöntemi, kar olur, hava olur, deniz olur veya demir yolu olur, fark etmez. Bunlar da şu ilk gruptaki, yani Ex-Works, FECA, CPT, CIPT, DAP, DPU, DDP teslim şekillerini kullanacağız. Deniz yoluyla veya nehir yoluyla taşımacılıkta ise FASFOP, PCR veya SIF teslim şeklini kullanacağız. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Siz örneğin kara yoluyla taşımada
acaba FOP diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz, hiçbir engel yok. Bu sefer FOP karayoluyla taşımaya uyarlanacak. Yani ICC bu kuralları koyuyor size ama bunlarla bir hamur yoğurur gibi oynayabilirsiniz. Bazı maddelerini çıkarabilirsiniz, onlara eklemeler yapabilirsiniz. Deniz yoluyla taşımada kullanılacak olan bir teslim şeklini karayoluyla taşımada da kullanabilirsiniz. Ben ilk önce deniz yoluyla yapılacak olan taşımalarda kullanılacak teslim şekillerinden başlayacağım ve D grubuna kadar, yukarıdaki ilk grupta yer alan teslim şekillerinden D grubuna yer alanlara kadar açıklayacağım. Daha sonra Abdurrahman Bey hem D grubunda yer alan teslim şekillerini hem de bunların ödeme yöntemiyle olan bağlantısını sizlere açıklayacak. Şimdi deniz yoluyla taşımada ilk teslim şeklimiz FAS, Free Alongside Ship, Türkçesi de geminin yanında, geminin doğrultusunda teslim. Şimdi FAS teslim şekli kullanacağız. Ama bunu tabii ki teslim şeklinin bizim aramızdaki satım sözleşmesinde yazması lazım. Satım sözleşmesine FAS dedik, yanına da Incoterms 2020 ICC kuralları diye yazdık. Artık ICC'nin FAS'a ilişkin teslim şekilleri bizim için bağlayıcıdır. Sözleşme maddesi sözleşme hükmü haline gelmiştir. Peki ne tür hukuki sorunlar çıkarsa, bakın bu üç tane harften oluşan bir kavram kalkacak bir mahkemeye veya hakem heyetine, o sorularda cevapları tek tek bana göre vereceksin diyecek. Hangi hukuki sorunlarda? Bir, ihracat ve ihracata bağlı gümrük işlemlerini kim yapacak? Örneğin ben Lületaş'ından Pipo Türkiye'den ihraç etmek istiyorsam, bir, ihracatçı olabilir miyim? İki, Lületaş'ından Pipo'yu ihraç edebilir miyim yoksa ihracı yasak mı? Üç, işte ihracatla ilgili bir sürü belge, örneğin fatura, konişmento, ATR belgesi veya başka gözetim belgesi ya da menşe şehadetnamesi gibi birçok belge hazırlanacak. Yani bu belgeleri kim hazırlayacak? Malı kim, gümrüğe kim götürecek ihracat işlemlerini tamamlamak için? Bu sorunun cevabını bakın Incoterms'ler veriyor. İkincisi, malların teslim yeri neresidir? Bu mallar nerede alıcısına teslim edilmiş olacak? Bu sorunun cevabını da yine Incoterms'ler veriyor. Yine bir başka sorunun cevabını, taşıma sözleşmesini ihracatçı mı yapacak, ithalatçı mı yapacak? Bakın bu sorunun cevabını da Incoterms'ler veriyor. Bir dördüncü soru, peki malları kim sigortalayacak? İhracatçı mı, ithalatçı mı? Bu soruyu da Incoterms'lere göre veriyoruz. Peki masraflar, birazdan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğim o gümrükleme masrafları da var. Bir gümrükçü tutuyorsunuz, gümrükte giderken gelirken birçok masraf oluyor. Malları gümrüğe götürürken masraflar olacak. Çalıştıracağınız personel, mallar gemiye yüklenirken bir kaldıraç, vinç kullanacaksınız. Bunların da masrafları, bunları kim karşılayacak? İşte bu sorunun cevabını veriyor Incoterms'ler. Malı gemiye yükledik, gemi hareket etti, yolda giderken gemi battı. Mal tamamen yok oldu. Bu mallara ilişkin zarara kim katlanacak? Bu yolda meydana gelen kazanın sonucunda malın zararının yükümlülüğü kime ait olacak? Bakın bunların cevabını da Incoterms'ler veriyor. Son bir husus daha onun cevabını veriyor Incoterms'ler. O da arkadaşlar, malların ithalat ve ithalatına bağlı gümrük işlemlerini kim yapıyor? Şimdi malları gönderdik. Diyelim Ukrayna'ya gitti mallar. Ukrayna'da ithalatçı. Peki bu ithalat işlemleri için kim düğmeye basacak? İşte bunların cevabını veren teslim şekilleri olarak ICC'nin bunları adlandırmamasının sebebi de bu. Bunlara uluslararası ticari terimler diyor ICC. Çünkü teslim yerini sadece belirlemiyorlar. Birçok sorunun cevabını veriyorlar. İlk teslim şeklimiz FAS teslim şekli. Az önce dedik, sözleşmeye yazdık bunu. ICC kurallarına da atıfta bulunduk.
ICC kuralları geldi, sanki sözleşmemizde yazan kurallar gibi bir sonuç doğurdu. Peki ne demek bu? Arkadaşlar, diyelim ki malların yükleme limanı halkalı limanı olsun ve malları siz götürüyorsunuz. Diyelim ki Arçelik, burada isim kullanmak doğru mu? Şirket adı, o da bir şey ama X şirketi diyeyim. X şirketinin mallarını limana götürüyorsunuz ve limanda taşımayı yapacak olan geminin hizasında, doğrultusunda rıhtımın üzerine koyuyorsunuz. İşte o, bakın hala da ihracatçının ülkesindeyiz. İhracatçı, satıcı malları alacak ve bu malları taşıyacak olan geminin doğrultusuna, hizasına malları rıhtımın üzerine koyacak. Teslim yeri burası. Rıhtıma mallar getirilene kadar bütün masrafları, hasar, zarar, her şey ihracatçının, satıcının üzerinde. Satıcı yalnız bu teslim şeklinde hiçbir şekilde gümrük işlemi yapmak zorunda değil. Sadece malları alacak, rıhtımda, limanda rıhtımın üzerine malları bırakacak ve teslim yükümlülüğünü yerine getirecek. O halde birinci sorumuz, yani ihracat ve ihracata bağlı gümrük işlemlerini kim yapar sorusunun cevabı, ithalatçı burada. İthalatçı bütün bu işlemleri yapacak. Ha, ihracatçıdan rica edebilir, lütfen şu işleri de yapar mısın? Ama o zaman bunları temsilcisi olarak, ithalatçının temsilcisi olarak yapacaktır. Malların rıhtımdan alınıp gemiye konulması, gemi ile navlun sözleşmesinin yapılması, bütün bu yükümlülüklerin hepsi alıcıya aittir. Yani taşıma sözleşmesini ithalatçı yapacak. İstiyorsa malların sigorta sözleşmesini yine ithalatçı yapacak. İhracatçının sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yok. Ve alıcının ülkesine, diyelim ki Ukrayna'ya vardığı zaman gemi, bunların ithalat ve ithalatına bağlı bütün gümrük işlemlerini de yapacak olan bizzat alıcının kendisi. Peki, malları rıhtıma getirdim. O zamana kadar bir tır tuttum, masrafını ödedim. Tırdan malları indirirken bir vinç operatörü vardı, onun da masrafını ödedim. Peki yere indirirken vinçin halatı koptu ve mal rıhtıma düştü, parçalandı koli veya paket. Hasar ve zarar kime ait? Hala satıcıya, çünkü rıhtıma henüz mallar inmemiş. Peki rıhtımdan aldım malı, gemiye yüklerken halatın vinci koptu ve mallar denize düştü. Hasar ve zarar kime ait? Alıcıya. O zaman hemen ikinci teslim şekline geçelim. Çünkü burada yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Bazen gelgit olayı, limanın küçüklüğü veya başka teknik sebeplerle gemi limana yanaşamadı. O zaman adına malna denilen, şöyle bizim hani halk arasında sal denilir ya, salın büyülüğünü düşünün. Üzerine vinçler var, malı yükleyen vesaire. Mallar rıhtımdan malnanın üzerine konulacak ve açıkta bekleyen geminin hizasına götürülecek. O zaman bu mavnayı bulmak, malları geminin hizasına mavnayla götürmek de yine satıcının yükümlülüğünde. Ama bazen satıcı der ki ya ben bu mavnayı bulacağım, üzerine malları koyacağım, açıkta bekleyen geminin yanına gideceğim, sorumluluğum artacak, istemiyorum ben öyle yapmak. Rıhtımda mavnanın üzerine koyarak sorumluluğumu sonlandırmak istiyorum diyorsa, o zaman da free on lighter ibaresini sözleşmeye, yani malına üzerine konulmakla ihracatçının sorumluluğunun sona erdiği ibaresini sözleşmeye koymalıdır. FOB teslim şekline gelelim. Eski ticaret kanunumuzda SİF ve FOB düzenlendiği için biraz aşinalığınız vardır bu konularda. Ve FOB teslimde, bakın FAS'ta neredeydik? Rıhtımdaydık ve FOB'da bir adım öteye gidiyoruz. Sadece bir adım. Malları rıhtımdan alıp ihracatçı geminin üzerine koymak zorunda. Bakın bir adım, zaten bütün teslim şekillerinde sorumluluk hep böyle adım adım artar. FOB'da malları aldık rıhtımdan ve geminin üzerine, geminin bordasına yerleştirdik. Bu zaman teslim yükümlülüğü ihracatçının ülkesinde, limanda, geminin üzerinde olarak karşımıza çıkıyor. Yine ihracat ve ihracata bağlı gümrük işlemlerini F grubunda, burada
bizim artık bizim ihracatçımızın yapması durumu söz konusu. Aynı şekilde malların teslim yeri ihracatçının ülkesinde, rıhtımda, limanda, geminin bordasında ve malların taşıma sözleşmesini yapan ithalatçı, isterse ithalatçı sigorta sözleşmesi yapar. Burada ihracatçı taşıma sözleşmesi ya da bir sigorta sözleşmesi yapmak zorunda değil. Az önceki örneğe dönelim. Malları geminin bordasına koyarken vincin halatı kopsa ve mallar denize düşse, hasar ve zarar bu durumda kime ait? Bu sefer satıcıya, çünkü geminin bordasına indirmek zorunda. Ama malları geminin bordasını alıp örneğin ambara yerleştirmesi gereken bir malsa istiflemek zorunda değil. Yani burada eğer istiflemeyi de satıcının yapmasını istiyorsanız FOB stoved, yani FOB istiflenmiş olarak kaydının sözleşmeye konulması gerekiyor. Gelelim SİF teslim şekline. SİF malların hem masraflar hem sigorta hem de navlun ödenmiş olarak teslim anlamına geliyor. Şimdi bizim az önce ki teslim şekillerinde hep belirtilen yer teslim yeri olmasına rağmen C grubu biraz böyle riskli bir grup. Bu gruba biraz dikkat etmek gerekiyor. Şundan dolayı bütün C grubunda, SİF de dahil C grubunda yine malın teslim yeri ihracatçının ülkesi ve geminin bordası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi C grubunda da malı teslim yeri geminin bordası. O zaman FOB'dan diyeceksiniz hiçbir farkı yok. Aynısı. Niye adı SİF oluyor? Çünkü arkadaşlar SİF'te FOB'dan farklı olarak taşıma sözleşmesini ihracatçı yapıyor. İhracatçı sadece taşıma sözleşmesini yapmakla kalmıyor, bir de malların sigorta sözleşmesini yapıyor. Şimdi eskiden, yani SİF 2010'da da, şu andaki SİF 2010'da da ihracatçıdan beklenen asgari bir sigorta riskinin güvencesini sağlamasıdır. Yani biz buna sadece taşımaya bağlı riskleri sigortalatması diyoruz. Bütün riskler, yani taşımaya bağlı olmayan riskler, all risks denilen o müessese SİF'te yok ama biraz sonra başka bir teslim şeklinden bahsedeceğim, orada var. Yani eskiden SİF neyse ICC 2020'de de SİF aynı özelliklere sahip. SİF'in FOB'dan farkı, tekrar ediyorum, taşıma sözleşmesini ihracatçı yapıyor ve ikincisi de bir sigorta sağlaması yükümlülüğü var. SİF'te ICC herhangi bir değişiklik 2020 versiyonunda yapmadı. Yine yukarıdan C grubundan devam edeceğim. Sonra E ve F grubuna geçeceğim. Carriage paid to denilen taşıma şekli, herhangi bir taşıma olan teslim şekli olarak bu karşımıza çıkıyor. Burada yine ihracatçı taşıma sözleşmesini yapıyor. Mallar nakliye aracı neyse, eğer demir yoluysa vagonun üzerine, uçaksa uçağın gövdesine ya da burada kullanılan bir tırsa tırın içerisine ya da gemi ise geminin üzerine malların konulmasıyla ihracatçı teslim yükümlülüğünü yerine getiriyor. Bütün C grubunda ihracatçı taşıma sözleşmesi yapmak zorundadır. Ama dikkat ederseniz karıştırıyorsunuz diyelim. Ne zaman ihracatçı sigorta sağlamak zorundadır? Bunu nasıl anlayacağız diyorsanız, I harfi var ya, insurance, yani sigorta. O iki tane teslim şeklinde var ve o iki teslim şeklinde ihracatçı sadece sigorta yapma yükümlülüğü altındadır. Yani SİF ve SİP dışında hiçbir teslim şeklinde ihracatçı sigorta sağlama yükümlülüğü altında değildir. Şimdi o halde bu CPT'de, ben biraz Türkçe söylemini söylüyorum, CPT vesaire söylemeyeyim, İngilizce ilk harflerinin kısaltması olsa bile. Şimdi bu taşıma şeklinde ihracatçı ihracat ve ihracata bağlı bütün gümrük işlemlerini yapıyor. Taşıma sözleşmesini yapıyor, nakliye aracını buluyor. Malları nakliye aracının üzerine koyduğu anda
teslim hükümlülüğünü yerine getiriyor. O ana kadar bütün hasar, zarar, her şeye satıcı katlanmak zorunda. Ama diyelim tırın üzerine malları yükledi ve tır Bulgaristan'a doğru yolda giderken lastiği patladı, devrildi. Hasar ve zarar kime ait? Alıcıya, yani ithalatçıya ait. Ama ihracatçının bir yükümlülüğü var. O da malların alıcının ülkesinde varış noktasına kadar taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmak. Diğer teslim şeklimiz CIP, SIP, yani Cost Insurance Paid To, yani burada masraflar, navlun ödenmiş olarak, masraflar, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim anlamına geliyor bu. Bu az önce söylediğimiz SIF'in kara ya da demir yolu ya da hava yolu uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere daha bunun özelliklerini tekrar etmemiz gerekirse, ihracatçı malları kendisinin belirlediği, taşıma sözleşmesini kendisinin yaptığı nakliye aracının üzerine koyarak teslim yükümlülüğünü yerine getiriyor. Artı bir de sigorta yapmak zorunda. İşte SIP'te 2002 versiyonu, 2020 pardon versiyonunda bir değişiklik yapılmıştır ve bu yapılan değişiklik çerçevesinde arkadaşlar, eskiden sigorta normal bir taşımaya bağlı asgari riskleri içeriyordu. Yani nedir risk? Mal çalınabilir, yanabilir, araç devrilebilir. Onları kapsıyor iken şimdi biliyorsunuz özellikle de iş çatışmalar, terör olayları, halk ayaklanması, ki bu olaylar en çok karayolu taşımayı etkileyeceği için özel bir sigorta, bütün riskleri kapsayan sigortaya dönüştürüldü bu. Ve bu İngiltere'de sigorta enstitüsü klozlarının A, B, C tipi var. Onların içerisinde all risk, yani bütün risk sigortası denilen sigorta türünü bu SIP'te artık mecburu tutuyoruz. Yani biz eğer diyorsak ki teslim şeklimiz SIP'tir, o zaman bütün riskleri kapsayan, yani sadece taşımada yanma, devrilme, bozulma, malın bozulması ve benzerini değil, iç ayaklanma, terör, halk ayaklanması vesaire, bütün bunları da içeren hırsızlık vesaire, zaten onlar normal sigortanın içindeydi ama bu halk ayaklanması, terör ve benzeri olayları da dahil ediyoruz. Bu işte dünyadaki son gelişmelerin teslim şekillerine bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Eğer vakit kalırsa zaten size enteresan, Irak'ta DAEŞ'in bir el koyduğu Türk tırı ile ilgili bir başka olay da anlatırım. Eğer vakit kalırsa soru cevap kısmında. İki tane teslim şeklimizi kısaca sürebilir. 5 dakika yeterecek bana. Son iki teslim şeklimizden de bahsedelim. D grubunu dediğim gibi değerli arkadaşım Sayın Özarp'a bırakmak istiyorum. Şimdi Ex Works ya da satıcının iş yerinde, fabrikasında, deposunda, RDS'inde teslim şekli. O kadar rahatsınız ki siz ihracatçı olarak şımarık durumdasınız. Alıcı geliyor sizin fabrikanıza, deponuza, RDS'inize. Malları oradan alacak, yükleyecek, bütün ihracat, her tür işlemini yapacak, alıp götürecek. Niye böyle şımarıksınız? Çünkü ürününüz piyasada az bulunan bir ürün. Yani siz ne derseniz o oluyor. Bütün şartları karşı tarafa empoze edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Ex Works çalışırım, gelirsin benim depomdan, RDM'den malını alırsın. Şimdi bu teslim şeklinde ihracatçı sadece belirtilen miktardaki malı hazırlayacak ve bir tarafa koyacak deposunun, RDS'inin bir yerine. Zaten teslim şekli Ex Works'ür deyince yanına, örneğin o şirketin deposu, RDS'inin bulunduğu yer neresiyse spesifik olarak onu belirtmeniz gerekiyor. Ve malları hazırlıyorsunuz, alıcı geliyor. Alıcı geliyor derken tabii şunu unutmayın, alıcı her zaman kendisi gelmez, temsilcisi, acentesi, gümrükçüsü ve benzeri. Onları bir tarafa bırakırım. Biz
teslim şekillerinde adeta voleybol oynarız. İhracatçı ve ithalatçı açısından teslim şekilleri durumu değerlendirir. Ben malları fabrikamın bir yerine hazırladım. 5 ton malı ve alıcı gelir. O malların bütün ihracat ve ihracata bağlı gümrük işlemlerini yapar. Taşıma sözleşmesini yapar. Malları o depodan alıp o bulduğu nakil aracının üzerine yükler ve malları alıp kendi ülkesine götürür. Şimdi burada o halde hiçbir şey yapmıyor ihracatçı. Üretim yapıyor, paketlemesini, her şeyini yapıyor, malı hazırlıyor ve alıcı gelip malları alıyor. Ama diyelim ki benim üretim yerim Derince, malları teslim edeceğim yer Edirne. Dedim ki benim depomda, RDM depom Edirne'de, üretim yerim benim Derince, ben depomda RDM'de teslim edeceğim dediğim zaman, tabii ki Derince'den tırla o malları Edirne'ye kadar götürmek, yere koymak ve orada alıcının alımına hazır etmem gerekiyor. Yolda giderken, Derince'den Edirne'ye giderken tır yine devrilse hasar ve zarar kime ait? Satıcıda. Çünkü depo ya da RDM'ye henüz varmadı. Geldi mallar depoya, gayet güzel yere koydu. İthalatçı buldu taşıyanı, geldi. Forkliftle malları kaldırıp tırın üzerine koyarken forkliftten mal düştü ve paket koli hasar gördü. Hasar ve zarar kime ait? İthalatçıda. Dolayısıyla da burada bütün malı alıp götürüp taşıma sözleşmesini yapmak gerekiyorsa, sigorta sözleşmesini yapmak, her şey tabii ki alıcının üzerinde olarak karşımıza çıkıyor. Bir örnek anlatayım. Teslim şekilleri her zaman bütün sorulara, bütün derde deva değil. Zaten az önce Sayın Başkanımız da ifade etti. Hatta acaba teslim şekillerinde ne değişti? Yani yükümlülüklerde ne oldu? Bu sorunun cevabını veren hiçbir teslim, yani Ex Works'e bağlantılı bu. Bu sorunun cevabını ama vermiyor. O yüzden böyle bir olay yaşayan ihracatçı asla unutmaz ve bunu da sözleşmesine yazar. Olay şu, bu benim ticaret üniversitesinde dış ticaret eğitim programı verirken katılımcılardan birinin sorduğu soruydu. Rusya'dan sipariş geliyor Zeytinburnu'ndaki bir deri fabrikasına. Fabrikada teslim edilecek 1000 adet kadın ceketi ve uçakla bunlar taşınıp götürülecek. 750 adeti hazırlanıyor ama deri yokluğu sebebiyle 250 adeti hazırlanamıyor. Bugün diyelim teslim alması gerekirken Rus alıcı uçağı kaçırıyor ve bir sonraki gün gelecek malları teslim alacak. Ama o gece yangın çıkıyor ve bütün o 750 adet mal yanıyor. Peki hasar ve zarar kime ait? Ben şunu diyebilir miyim? Kardeşim sen 1000 adet malı hazırlasaydın ve ben o gün gelip almasaydım, yangın çıksaydı, hasar ve zarar alıcıda. Bunda zaten hiç tereddüt yok. Ama burada bir eksik, bir kısmi mal teslimatı söz konusu. Ama o gece gelmedi, durum ne olacak? Bunu düşünün, sonra soru cevapta da karşılıklı tekrar edebiliriz. Çok az vaktim kaldı, hemen FCA'yı anlatıp bitiriyorum. FCA, Free Carrier, yani ana taşıma ödenmemiş olarak taşıyıcıya teslim. Burada da yine ben ihracatçı olarak malları yine taşıma sözleşmesini alıcı yapıyor. Alıcının belirlediği taşıyana malları teslim edeceğim. Bir nokta, diyelim ki ben Konya'dan malları tırla getirdim Edirne'ye, tam gümrükte. Benim tırım durdu, alıcının tırı da orada bekliyor ve benim mallar tırdan indirilip alıcının belirlediği tıra yüklenecek. Peki ben geldim Edirne'ye kadar, FCA teslim şekli var, malları kendi tırımdan indirecek miyim? Öbür tarafın tırına yükleyecek miyim? Şimdi burada arkadaşlar, satıcıya ait olan bir alan varsa, bu alan satıcıya ait demek illa mülkiyetinde olduğu bir alan olması gerekmiyor. Örneğin devletten kiraladığı bir depo da olabilir. Böyle bir durumda malları kendi aracımdan indireceğim. Dolayısıyla da kendi aracımdan boşaltılmış olarak malları teslim edeceğim. Ama bu alan hiç kimseye ait değil. Devletin gümrüğü ya da bir başkasının alanı ise, ben geldim,
Nakil aracının içerisindeyken mallar o şekilde duruyorum. Malları boşaltmak, her şey, bütün yükümlülük ithalatçının üzerinde. Bu tabii şundan hayatı önem taşıyor. Bir, malları boşaltmak için vinç operatörü bulduğunuz parasını kim ödeyecek? İki, malları boşaltırken vincin halatı koptu ve mal parçalandı. Hasar kime ait olacak? Bu açıdan TCA önem taşıyor. Şimdi TCA teslim şeklinde eğer mal karma taşıma yoluyla taşınacaksa, yani bu ne demek? Önce kara diyelim, sonra deniz yoluyla taşınacaksa, ben malları kara taşımasını yapacak şirkete ya da kişiye verdiğim anda satıcı olarak teslim yükümlülüğünü yerine getireceğim. Ama mallar diyelim ki Konya'dan Fethiye Limanı'na götürülecek, Fethiye Göcek Limanı'ndan da deniz yoluyla, gemiyle taşınacak. Şimdi bazı hallerde ihracatçının bankada, işte biraz sonra Abdurrahman Bey'in bahsedeceği örneğin akreditif ödeme yöntemi varsa banka tutturuyor bana diyor, gemiye mal yüklenmiş olarak bir konişmento düzenle ve bu temiz olsun. Yani mallarda hiçbir hasar, zarar, hiçbir şey olmadan geminin bordasına yüklendiğini gösteren bir konişmento ver diyor. Banka aksi halde işlem yapmayacağını söylüyor. Ama siz de diyorsunuz ki ya malları taşıyana Konya'da verdi. Konya'dan bunlar kalkıp Fethiye'ye götürülecek. Taşıma, burada konişmento ancak mallar gemiye yüklendikten sonra taşıyan tarafından düzenlenecek. Şu aşamada konişmento düzenleyemem dediğiniz zaman bu da banka veya diğer bazı kişiler açısından sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla da ICC buna şöyle bir çözüm getirdi yeni versiyonunda. Dedi ki alıcı, burada TCA'da da taşıma sözleşmesini alıcı yapıyordu ya, alıcı taşıyana mallar henüz gemiye yüklenmeden bir konişmento düzenlemesi talimatını verebilir. Ama taşıyan bunu yerine getirmek zorunda değil. Yani bunun ICC'nin bu belirlediği teslim şeklinde yer alması sadece bir temennidir. Hiçbir bağlayıcı gücü burada yoktur. Her ne kadar bu bir çözüm gibi gösteriliyorsa da bu doğru değil. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim. ICC Incoterms 2000 bir reklam son 5 aydır. Kitapları sipariş ettik, bekledik, kuyruklara girdik. Kitap benim hatta gelirken yolda kayboldu. Etrafa saldırdık işte, kitap nerede, sende var mı, onda var mı? Aslında çok basit bir iki değişiklik ve bunca dolar, euro hepsi Paris'e kaydı. Bazen de bizim ne kadar reklamdan uzak, pazarlamadan uzak bir ülke olduğumuzu görüp çok üzülüyorum. Dinlediğiniz ve sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci konuşmacımız Dış Ticaret Danışmanı, ICC Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı Sayın Abdurrahman Özal. Bizlere Incoterms 2020'nin kullanılması riskleri ve ödeme yöntemleriyle ilişkisini anlatacak. Buyurun. Evet arkadaşlar, ben de Nuray Hanım tabii çok detaylı olarak anlattı. Birçok konuda bilgi verdi zaten. Bir D grubunu sanırım bana bırakmış oldu. Ben yine tabii baştan itibaren ödeme teslim şekillerinin üzerinden öyle sadece görüntü olarak göstereceğim. Oradan geçerken de söylemem gereken bazı şeyler var. İşte ödemelerle ilişkisi, riskleri, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir şey varsa, Nuray Hanım'ın söylediklerini de dinledim. Orada zaten çok önemli kısmını zaten söyledi. Bunlar üç harfli şeylerdir. Yıllardır IC tarafından bunlar kullanılıyor. Üç harfli şeyler derken tabii bazı arkadaşlarımız hemen gülüyor. Halk arasındaki üç harfli şeylerden biraz farklıdır bunlar. Yalnız bunlar da tabii çarpar. Ama onlar gibi çarpmıyor. Yani en azından yüzümüzü, gözümüzü dağıtmıyor. Bunlar sadece zarar. Yani bunlara uymadığımız zaman onun çarpması sadece zararla. Yani zarar ediyoruz. İtilaf durumu olursa yargıda kaybediyoruz. Bu tür sonuçları vardır. Onun için de bunları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yine çok eskiden beri örf müdür, adet midir olay var. Bu tabii ki çok eskiden, 150 bin yaklaşık günümüzden 150 bin yıl öncesinde uzak mesafeli ticaretin başladığı varsayılır. O da işte Mezopotamya'dan
İndus Vadisi'ndeki Harappa medeniyetine yapılan ticaret, uzak mesafeli ticaret olarak kabul edilir. O dönemden beri de kullanılan, tabii ki bir uzak bir mesafeye bir mal götürüyorsanız bu malın teslimi de söz konusu olacak. Orada teslimler bugünkünden çok farklı değil. Yine kapıda teslim, ondan sonra gidip oradan teslim alma ya da belirlenen bir yerde teslim şeklindedir. O dönemde tabii gemiler biraz daha basit yapıdadır. Bazı araçlar zaten o dönemde yoktur. Ona göre de örf adetler oluşmuş ve bunlar da 1930'larda işte IC dediğimiz kurum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, tabii tarihlerde biraz bir şeyim olabilir, 1919 yılında kuruldu. O dönemde o olan savaşların tahribatını ortadan kaldırmak için, yani kurulan bir takım girişimcinin kurmuş olduğu bir organizasyondur. Ve bunlar da ilk olarak ticareti ele almışlar. Ticarette neler var, neler yok diye. Örf adetleri böyle bu şekilde kitapçıklar halinde toplamışlar. Yani demiş ki ya işte teslimle ilgili neler var. Bakmışlar eskiden beri gelen işte kapıda teslim, varış yerinde teslim ve buna benzer öbür yöntemler varsa bunları bir kitapçıkta toplamışlar. İlk olarak 1936 yılında anladığımız anlamda Incoterms yayınlanmış ve o zamandan beri de hayatımızdadır. Her 10 yılda bir de teknolojik gelişmelere göre, taşımacılıktaki gelişmelere göre bunlar revize ediliyor. Yani şu andaki revizyonda neler var? Günümüzde kullandığımız araçlar var. Bazıları belki de artık günümüzde kullanmadığımız için onlar zaten yer almıyordur. Örneğin deve ticareti, yani deve kervanlarla malların götürülmesi. Onu düzenleyen herhangi bir şey yok şu anda. Niye? Çünkü kullanılmıyor. Zamanında kullanılmış. Belki o zaman yapılsaydı Incoterms orada yer alacaktı. Önümüzdeki dönemlerde belki de free on board yerine ya da onun gibi free on drone gibi ya da ortaya çıkacak yeni olan araçlar neyse onlara göre yeni terimler ortaya çıkabilecektir. Bunları da belki ileride göreceğiz. Tabii biz görmesek bile çok sonraki nesiller bunları görme imkanına sahip olacaktır. Yine halk arasında kullanılan bazı şeyler vardır. Halkın kendi kendine yaptığı bazı teslim şekilleri vardır. Örneğin işte free on tree bazı seminerlerde anlatırım. İnsanlar güler buna. Bu gerçektir. Yani ben Gaziantep'te bir seminer verirken orada ortaya çıktı. Dediler ki biz ICC'nin şeylerini kullanmıyoruz, terimlerini kullanmıyoruz. Biz onun yerine kendi terimlerimizi yaptık, onu kullanıyoruz. Ben dedim ki hayır dedim, ICC dedim kural yapıcıdır. Yani siz nasıl bir şey yapmış olabilirsiniz ki dedim. Anlattılar, önce ben de şey yapmadım. Sonra dinleyince gerçek olduğunu ve gerçekten de ICC'nin onlara cevap vermediğini gördüm. Free on tree diye bir şey üretmişler. Kendi aralarında kullanıyorlar. Yani ağaçta teslim. Kanadalılar geliyormuş, fıstıkları ağaçtayken teslim alıyor. Ondan sonra da tamam diyor, biz bunları teslim aldık ama mal yerinde. Mal yerinde, büyüyor mal. Orada daha sonra ileride toplanacak. Yarın öbür gün dolu fırtına olunca o mal hasar görecek. Ondan sonra bunun güvenliğini kim sağlayacak falan filan. Bunlar tabii ortada. Ama adamlar bu şekilde bir terimi kullanıyorlar. Ben de düşündüm, ya dedim doğru, bu aslında ICC'nin de yaklaşımına uygun. Hatta Nuray Hanım'ın da bahsettiği gibi bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunlar yasa değildir, kanun değildir. Öyle olmayınca da değiştirebilirsiniz. Hatta kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela şey gibi, futbolun kuralları var, FIFA kuralları. Ben o kuralları tam uluslararası bir maça çıkarken kullanıyorum. Ama bir mahalle maçında benim FIFA kurallarını kullanmama gerek yok. İki de devre, dörtte biter. 3 tane korner, bir penaltı eder. Böyle bir kuralla top oynayabiliriz. Biz de zamanında mahallede bu tür maçlar yapıyorduk. Yani aynı mantık burada da geçerlidir. Onun için bunlar yasa değildir, kanun değildir. Bunları kendi iyiliğimiz için, zarar etmememiz için, kolaylık için, kolay ticaret yapabilmek için bunları öğrenmemiz gerekiyor. Yarın öbür gün ihtilaf durumu söz konusu olduğunda da ve orada da zorluk yaşamamak için de bunları hukukçu olarak, özellikle genç hukukçuların bunları çok iyi bilmesi gerekir. Yani ticari konularla ilgili eğer davalar olacaksa ya FOB denilir. Şimdi FOB'u, her FOB aynı değildir. 2000'in FOB'u ayrıdır. 2000'in FOB'u ayrı, 2010'un FOB'u ayrıdır. 2000'in FOB'unda mallar havadayken teslim edilmiş sayılır. 2010'un FOB'unda malın mutlaka buraya konulmuş olması gerekir. Şimdi bu detayları bilmemiz gerekir. Bir FCA'da neler var, bunları bilmemiz gerekir. Bizim yanlış bildiğimiz şeyler vardır.
Bunları hatta Incoterms de bunlara dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi C grubu. Yine Nuray Hanım anlattı orada. Ben biraz daha dikkati çeksin diye başka bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi C grubunu biz sözleşmelere yazarken, akreditife yazarken ne yazıyoruz? Mesela diyelim yükleme İstanbul'dan yapıldı. Boşaltma Singapur'da olacak. Biz bunu yazarken ne yazıyoruz? SIF ya da SIP C grubu Singapur'u yazıyoruz. Ve ben bunu genelde soru olarak sorduğumda diyorum ki satıcının sorumluluğu nerede biter? Yani %90 neredeyse her yerde Singapur'da biter gibi bir cevap geliyor. Bu doğru değildir. Yani aslında Nuray Hanım orada söyledi, dedi ki orada da teslim ayrı, oraya kadar olan taahhüt ayrı. O Singapur'a kadar olan nedir? Yani bizim sözleşmelerde gördüğümüz SIF Singapur yazıyor. Halbuki mal İstanbul'dan gidiyor. O oraya kadar sadece yol parası ödenecek. Taşıma organizasyonu yapılacak. Sigortası eğer SIF ise ya da SIP ise o zaman sigortası da yapılacak anlamındadır. CPT ya da CFR ise orada da sadece taşıma organizasyonu yapılacak anlamındadır. Yani onun için ben bunlara niye bu şekilde bir giriş yaptım? Şundan dolayı bu gibi kısımlar bazen atlanıyor. Biz bunları neredeyse yasa haline getiriyoruz. İşte bir yasaymış gibi görebiliyoruz. Aramızda firmadan arkadaşlar da var. Yeni başlayan hukukçu arkadaşlarımız da var. Yani çok iyi bilenler de var. Tabii çok iyi bilen arkadaşlarımız için bunlar çok basit gelecektir. Ama onlar için önemlidir. O yüzden de böyle bir şeyler, bunları söyleme ihtiyacı duydum. Sonra yaptırımlar konusu var. Onu zaten biz girmeyeceğiz. Yani o şu anda değil ama çok çok önemli olduğunu şimdiden söyleyeyim. Artık gemiler yaptırımlarla karşı karşıyadır. Yaptırım nedeniyle bir limana girerken tutuklanabiliyorlar. Eğer sahiplerinden birisi İranlıysa ya da sahiplerinden birisi ya da üstündeki konteynerla zamanda silah taşınmışsa yaptırım kapsamına girebiliyor. Ve bundan dolayı da ticaretimiz ciddi şekilde zarar görebiliyor. Bunun için de ya bu ucuzdur, işte bu gemi ucuzdur, bununla malı gönderelim, bu charter party'dir, bununla gönderelim. Bunlar riskli şeylerdir. Yani bunu da böyle bir cümlede söylemiş olayım. Artık bir şeyi özellikle firmalarımız malları gönderirken bankalarda orada burada takılmasın diye mutlaka bunlara da dikkat etsinler. Hatta Wolfsberg grubu, BAFT ve ICC bu konuda yeni prensipler yayınladı. Ve benim de o en sondan ikinci kitabımda bu konu var. Altıncı konu bölüm galiba. Buna ayrıldı. Ticaretin prensipleri. Aslında ticaretin prensipleri nedir? Temiz ticaretin yapılması için artık bu kurumlar bu konuya el attılar ve prensipler yayınladılar. Ve bunlardan da haberimizin olması gerekir. Evet, şimdi ödeme yöntemlerimizin üzerinden geçerken yer yer, özellikle D grubunun Nuray Hanım girmedi oraya, orayı şey yapacağım. Değil mi? Bana bırakmıştın. Tamam. Diğer kısımlarda da çok kısa bir şekilde geçeceğiz ama hepsini bir tekrar gözden geçirmiş olalım. Şimdi bunlar her türlü taşıma içindir. Bunlar sadece liman taşımaları içindir. FAS, FOB, CFR ve SIF. Bunlarda bir gemi vardır, öbür tarafta da liman vardır ve bu tarafta da bir liman vardır. Port to port dediğimiz taşıma içindir. Ama bunlarda multimodal, çok şekilli taşımalar için bunlar daha uygundur. Bunların bir yerinde gemi de olabilir. Ama nedir? Öbür bir araçla beraberdir, birlikte kullanılıyordur. O yüzden de bunları bu şekilde artık bilmemiz gerekiyor. Burada X-Works. X-Works şimdi her ne kadar fabrikada teslim şeklinde geçerse de bu aslında gümrük yapılmadan, yani ihracatçı tarafından gümrük işlemleri yapılmadan sadece ambalajın yapılması ve bildiriminin yapılması suretiyle bir teslim şeklidir. Eğer tarafların ihtiyacı böyleyse bunu yapmaları, bunu kullanabilirler. Ama benim gördüğüm Türkiye'de X-Works yazılıyor ama yapılan FCA'dır. Niye? Çünkü sorduğumuzda diyorum ki gümrüğü kim yapıyor? Biz yapıyoruz diyorlar. Yani ihracatçı diyor ki biz yapıyoruz. Tamam, ihracatçı gümrüğünü yapıyorsa, gümrük işlemlerini yapıyorsa, vergilerini ödüyorsa bu X-Works değildir, FCA'dır. Yani teslim yeri önemli değil, iş yeri olmuş, başka bir yer olmuş, orası o kadar önemli değildir. Burada ödeme yöntemiyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Yani riski nedir onu söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim. Taşıma organizasyonu, sigorta organizasyonu bunda yoktur. Yani taraflara böyle bir yükümlülük verilmemiştir. Incoterms'e açıp baktığımızda o sadece teslimden ve bildirimden bahseder. Bu da şu demektir. Satıcı ambalajını yapıyor, bildirimini yapıyor, mallar orada bekliyor. İsterse alıcı almasın. Mallar bozulur. Bozulduysa bunun riski kimin üzerinde? Alıcının üzerinde. Çünkü bildirimi yaptıktan sonra, bu noktadan sonra bunun yükümlülüğü sona eriyor. Ve bu kısmı önemlidir.
Burada da herhangi bir taşıma organizasyonundan bahsetmiyor. Onun da nedeni burada teslim esastır. Gelip kendisi de alabilir. Yanında birini getirip onun sırtına yükleyip götürebilir. Yanında başka bir araç getirebilir ve onunla da götürebilir. Burada o yüzden bir taşıma organizasyonu yoktur. Şimdi ödeme yöntemi olarak baktığımızda da eğer peşin mal mukabili, vesayet mukabili ve akretif diye bakalım. Onun yanında BPO falan, onun gibi yeni şeyler var. Şu anda onları karıştırmaya gerek yok. Zaten öz olarak, temel olarak ilk çağlardan beri de kullandığımız ödeme yöntemleri bunlardır. Yani ya bir mal peşin satılıyordur, ya veresiye satılıyordur, ya kredilidir, ya da kapıda ödeme, ya da ödemeli gönderme dediğimiz şekilde. Onun için biz bunlara peşin, mal mukabili ya da açık hesap, ya da tahsil ya da vesayet mukabili, ya da belgeli kredi ya da akretif diyebiliriz. Yani bu şekilde. Akretif nedir? Günlük bizim kullandığımız kredi kartı ile yaptığımız alışverişin aynısı zaten. Yani bunu ticarette kullandığımızda kredi kart değil de letter of credit şeklinde ve içerisinde şartlar olan bir taahhüt söz konusu olur. Yani kısacası kredili bir ticaret alışverişi. Akretif dediğimiz budur. Yani belki akretife duymamış arkadaşlarımız olabilir. Onun için bir iki kelimeyle izah etmeye çalışıyorum. Şimdi burada eğer peşin ödeme yöntemi geçerliyse risk normalde bütün risk alıcının üzerinde. Peşin ödeme yönteminde para peşin olarak alıcı tarafından ödenmiştir. Gene risk aynı şekilde devam eder. Ama mal mukabiline döndüğümüzde bu risk tersine döner. Nasıl tersine döner? Incoterms'e göre alıcı risk altındadır ama ödeme yöntemine göre alıcı, satıcı risk altındadır. Çünkü o mal teslim edilmezse, o adam o malı teslim almazsa parasını da ödemeyecektir. Ödemediği zaman da ne olacak? Satıcı bundan zarar görecek. O yüzden de satıcının ödeme yöntemi altında buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yine vesayet mukabili diyelim ki ex-works'e vesayet mukabili olmaz zaten. Hadi olduğunu varsayalım çok spesifik bir durumda. Orada da o da gene mal mukabili gibidir. Çünkü vesayet mukabili nedir? Bir belge ibraz edilecek, o belge parası ödenecek, ondan sonra mal çekilecek vesaire. Yani buna çok uygun değildir. Zaten ex-works üstünde bunu konuşmak da çok da doğru da değildir. Bu daha çok dahili ticarette kullanılan bir teslim şekli olabilir. Yani bu biraz o ödeme yöntemiyle birlikte söylediğim şeyler sonraki teslim şeklinde daha anlamlı olacaktır. Mesela bir FOB'da, SIF'te ve diğerlerinde. Demek ki ödeme yöntemleriyle de birlikte bu şekilde düşünmemiz gerekir. Yani riski tamam ben hep Incoterms sözleşme açısından anlatırsam böyle bakarız. Ya tamam işte burada risk hepsi alıcının üzerinde geçeriz. Ve aklımızda da o şekilde kalır. Devamlı deriz ki tabii Ex-Works'te satıcı avantajlıdır. Sonra yarın öbür gün bir sözleşme olur, bir ödeme yöntemi olur, bir şey olur falan. Orada da karşılıklığa sebep olabilir. O yüzden bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Bir de her birinin arkasına bir tablo yaptım. Bunu da şimdi diyebilirsiniz, yaptınız da ne işimize yarayacak? Bunları buradan alabilirsiniz. O abdurrahmanozal.com benim sitemdir. Orada sunumlar ve notlar var. Onun altında yer alıyor, oradan alabilirsiniz. Yani onun için bu sunum orada yer alıyor. Burada da elimizde bulunsun. Yani baktığımızda bu Incoterms'i aslında özetleyen bir dokümandır. Şimdi FCA bence çok önemli. Çok daha pratik, çok daha kullanışlı, her yerde kullanılabilecek bir teslim şeklidir. Burada da yine ödeme ile ilgili beraber sadece o kısmını söyleyeyim çünkü anlatımını zaten Nuray Hanım yapmıştı. Burada da yine peşin, alıcı tarafından bir peşin ödeme yapılmışsa risk alıcının üzerindedir. Çünkü parayı zaten verdi. Satıcı sadece malları burada gönderilen araca. Şimdi burada teslimat iki şekilde olur. Bir, gönderilen araç satıcı alıcı gönderir bunu. Eğer teslimat iş yerinde yapılacaksa o halde burada yüklemeyi satıcı yapar. Belirlenen başka bir yerde yapılacaksa yüklemeyi alıcı yapar. Her iki durumda da sorumluluk burada biter. Yani burada bu nakliyeciye teslim etti ya da malı burada yükledi. Satıcının sorumluluğu biter. Parayı da peşin almışsa gerisine karışmaz. Ama mal mukabili ise ta o mallar yerine kadar gitti mi, gitmedi mi, bu adam malları aldı mı, o malları satıp da parasını alabilecek mi, parayı yani malları alması gerekir ki parayı ödesin. Yoksa da onun herhangi bir güvencesi yok. Teminat mektubu, avallı, poliçe vesaire alınmamışsa normal bir mal mukabili işlemde herhangi bir avantajı, şeyi, güvencesi yok.
Vesayet mukabilinde yine aynısını söyleyebiliriz. Akretifte peşin gibi düşünebiliriz. Çünkü akretif nedir? Bir taahhüttür. Satıcı uygun belgeleri verirse zaten parasını alıyor. Parasını aldıysa da gerisi şeye kalmıştır. Bütün risk alıcının üzerindedir. O yüzden de onu yine bir peşin gibi düşünmemiz gerekir. Yani rezerv durumları hariç. Rezerve girerse zaten o şeye döner. Vesayet mukabiline döner. Evet, bunun da tablosu burada. C grubu. C grubunda da bu sefer hatta F'de şöyle bir şey de diyebiliriz. Satıcının da orada bazı dezavantajları var. Nedir? Mesela diyelim kendisi bir akretif altında mal şey yapacak ve akretifin belgelerini verip parasını alacak. Tamam da o akretifin şartları arasında full set bill of lading yazıyorsa, karşı tarafta düzgün bir taşıma firmasını göstermemişse ya da düzgün bir gemi göndermemişse bu adam o belgeyi alıp da veremez. Çünkü benim düzgün bir full set bill of lading alabilmem için nakliye firmasının da düzgün bir firma olması gerekir ve gelen geminin de düzgün olması gerekir. Gelen gemi charter party ise ben gidip de malları verdiğimde onun da bana vereceği belge ne olacak? Charter party bill of lading olacak. Charter party bill of lading zaten akretif altında nedir? Rezerv konusudur. Bakın o da satıcının riski. Yani bir FCA teslimde satıcının bu ödeme yöntemiyle beraber teslim şeklini değerlendirip düşünüp ya ben burada benim kontrolümde neler var ya da bu öbür tarafın kontrolünde midir gibi bazı unsurlara, bazı şeylere bakıp ona göre karar vermesi gerekir. Yani gördüğümüzde işte çok basit değil bunlar aslında. Yani kullanırken açıklayıcı notlara bakmak gerekiyor, yorum yapmak gerekiyor. Bundan sonra kullanmamız gerekir. Öyle çok basit. Ben gördüm firmalarımız şöyle yapıyor. Bankayı arıyorlar. Ya biz mal göndereceğiz şeye, bir firmaya. Biz ne kullanalım? SIF mi olsun, FOB mu olsun? Bankacı da orada diyor ki, abi SIF olsun daha iyi, sigortası da var. Ya ama bu şey değil yani bu tedbirli bir davranış değildir. Bankacı bir kere o malın durumunu bilmiyor. Hangi maldır, nasıldır, nasıl ödeyeceksiniz hiç bunları bilmeden siz ona sorduğunuz için o da size kalkıp ya tamam SIF yaparsan daha iyi. O da diyor ki ha bankaya sorduk tamam SIF'in iyi olduğunu söyledi. Başlıyor SIF. Belki de SIF o taşımaya hiçbir şekilde uygun değildir. Ya bunlar yanlış şeylerdir. Onun için internetten gidip de hemen bir sayfaya bakıyoruz. Ha burada adam yazmış. Ne yazmış? Orada bazı şeyleri yazmış. Ona göre iş yapıyoruz. Çok tehlikelidir, çok risklidir. Bir de son zamanlarda ortaya korsan eğitimciler çıkmaya başladı. Korsan derken zaten aslında hiç kimse akredite değildir. Belli kişiler dışında. Ama o korsan dediğimiz kişilerde bir bakın bir infoterms eğitimi herkes veriyor. Yani kimsenin tek elinde değil. Tabii ki şey yapılabilir. Ama ben biliyorum adamın daha o kitapçığı görmemiş. Hatta birisi beni aradı geldi dedi ki ya ben bunun eğitimini vereceğim dedi. Ne değişti dedi falan ayaküstü. Ben dedim ki daha ben de o gün almıştım bu şeyi. Dedim işte değişiklik sigortada bir şey oldu bir de öbür tarafta bir şey. Tamam dedi gitti. Yani bu halle gidip bu adam eğitim verecek. Gerçekten bir gruba eğitim vermeye gitti. Ve internette ciddi şekilde bakın yapılan değişiklikler diye bakıyorsunuz. Diyor ki CNI geldi. Xworks kalktı. FAS kaldırıldı. Ya neye göre yazmışlar? Nedir? Yani ciddi ciddi makaleler var. İlk draftta sanırım onlar konuşulmuş. Birler de herhalde oradan duydu. Yazıyorlar bunları. O yüzden kesinlikle bak yeni kitapları alırken, bu bilgileri internetten kullanırken kesinlikle artık bundan sonra seçici olmamız gerekiyor. Mutlaka seçici olacağız. Çünkü iş hedef kitleye düşüyor. Yani o kullanmasa, bu kullanmasa o adam da onu yapamaz. Yani bu aynı zamanda ülke için de geçerli, bizim eğitimler için de geçerli, her şey için geçerli. Biz alıyoruz ki onlar da ortaya çıkıyor. Yani biz bunları almazsak alıcısı olmayan satıcısı zaten bir süre sonra ortaya çıkar sonra ortadan kaybolur. Onun için onlara o imkanları vermemek gerekir. Zaman. Çok kısa bir şekilde D kısmında bir arkadaşlar aklınıza sığınarak bir 5 dakika daha talep ettim. Aldım gibi. buralarda bir şey demeyelim. Zaten önemli şeyler ben söyledim orada. Sadece şunu söyleyeyim. O sigortada A clause'unda bir şey vardır. Sigorta kısmında ona dikkat edelim. FCA'da özellikle C grubunda bekleme yeri sigortaya dahil değildir. Tamam mı? Onu da eğer alıcı taraftaysanız onun sigortasını yaparken mutlaka o çünkü sigorta A clause'unda
All Risk'te eskiden, sonra yeni ismi A-Close'u şeyle başlıyor. Hareket etmeyle sigorta başlıyor. Yani onu orada söyleyecektim. Evet. D grubunda zaten çok fazla bir şey yoktur. DAP, bunun FCA'dan hiçbir farkı yok. Şeyin, DAP'ın. Bunun FCA'dan hiçbir farkı yok. Sadece taşıma organizasyonu satıcıdadır. Yoksa belirlenen bir yer var. Boşaltılmadan burada teslim ediliyor. Alıcı boşaltmayı yapıyor. Bu öbür D'ye geçtiğimizde DPU, bunun da diğerinden farkı, bir tek satıcı burada boşaltıp teslim ediyor. Yani satıcı oraya kadar getirdi, boşaltıyor, bildirimini yapıyor, gelin diyor malları buradan alın. DAP'tan bir tek farkı budur. Ondan sonra DDP'nin de bunlardan farkı, boşaltılmadan aynen DAP'ın aynısı, burada sadece gönderen taraf vergilerini ödüyor. Gümrük vergilerini ve gümrük işlemlerini yapıyor. Ex-Works'ın tam tersi. Tam tersi. Budur. Zaten D grubu da budur. C grubunu da zaten Nuray Hanım anlatmıştı. Soru varsa alabilirim. Onun için ne kadar zamanımız var? Tamam, çok iyi. Var mı soru? Birkaç soru alabiliriz. Buyurun. Bir soru var. Bir saniye, mikrofon gelecek. Merhaba hocam, Avukat Burcu Gürkan. Benim Nuray Hoca'ya iki sorum olacak. Birincisi, SIF'te artık all risk sigorta istendiğini söylemiştiniz ama SIF için böyle bir ayrım yapmadınız. İnkoterm 2020'lerde herhalde SIF için aynı düzen devam ediyor. Eski sistem devam ediyor. İkinci sorum da şu, 2020 yılından sonra yapılacak taşıma sözleşmelerinde İnkoterm 2020 olarak özellikle belirtilmediği müddetçe İnkoterm 2020 kabul edilecek dediniz. ICC'nin o 2020 kitabını biz de alıp inceledik. Böyle bir benzer bir şeye biz de rastladık ama bunun yasal dayanağını göremedik. Bunun yasal dayanağı nedir? Hemen şunu söyleyeyim. ICC'nin 2020 versiyonu 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Benim söylediğim şuydu. 1 Ocak 2020'den önce şu anda bile ve taşıma sözleşmesi değil yalnız, satım sözleşmesinde yer alır teslim şekilleri. Siz ICC 2020'yi atıfta bulunabilirsiniz veyahut da değiştirebilirsiniz. 2020 yılında kalkıp ICC 1980'e atıfta bulunabilirsiniz. Bunların yasal dayanağı yok arkadaşlar. Az önce de söyledim. ICC kim ki? Bir milletler arası ticari kuruluş. Bir milletler arası ticari kuruluşun yasa yapma yetkisi var mı? Yok. Hazırladığı kurallara biz soft law, yani devletin yaptığı ve bağlayıcılık gücü olan kurallardan ayrıksı olarak bağlayıcı gücü olmayan kurallar. Bu kurallar öyle bir yerde duruyor. Siz ne zaman onlarla bağlı oluyorsunuz? Ne zaman ki onları sözleşmenize incorporate ettiğiniz vakit. Dolayısıyla da o bütün alternatifler, benim Milletler Arası Ticaret Hukuku kitabı ve bugün galiba piyasaya çıkacak Dış Ticaret Hukuku El kitabı. Orada ayrıntısı var. Ayrıntılı olarak o incorporation müessesesinin mutlaka bütün hukukçuların çok iyi bilmesi lazım. Sadece inkoterm'lerde değil, başka şekilde de karşınıza çıkıyor. Bu arada tek bir vesileyle bir şey daha sorayım size. Devlet bir kurumusunuz, üniversitesiniz. Örneğin diş hekimliği fakültesi, tıp fakültesi, işte biyoloji, kimya bölümleri, makine parkları, MR cihazları vesaire ithal ediyor. Hangi teslim şeklini kullanırsınız? Bizim örneğin Marmara'da bir mekatronik projesi yapılıyordu. Ben de rektör danışmanı olarak o sözleşmede görevlendirilmiştim. SIF yazmışlar, son anda görevlendirildim. Bu ne demektir? Mallar Almanya'da Hamburg limanından gemiye yüklenecekti. Sonra Haydarpaşa'ya kadar gelecekti ama bütün ithalat işlemleri, gümrük işlemleri, her şeyini üniversite karşılayacak. Ama üniversitenin bütçesinde gümrük masrafları, onların gümrükten alınıp Göztepe kampüsüne taşınması masraflarını öderse böyle bir kalem olmadığı için Sayıştay yakasına yapışacaktı. O yüzden lütfen hangi kurum için, bu SİF'leri, FOB'ları hangi kurum, hangi birim için, kimin tarafındasınız, ithalatçı, ihracatçı, ona dikkat ederek bir de belirleyin. Başka soru var mı? Merhabalar, Avukat Sinan Mermer. Biz özellikle bir SIF
kullanılan bir deniz ticareti bir mal teslimi yapıyorduk. Nijerya'da mal teslimi vardı. Tabii biliyorsunuz sigortalar orada deniz korsanları kapsamı alanında olmadığı için de bunu yapmak istemiyorlardı. Biz de bunu CFR'la göndermek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu dediğiniz karayoluyla olan C ile gönderilen de sigorta artık terörü de kapsayacağı için burada sigorta yapmak istemeyen şirketleri çok göreceğiz gibi geliyor aslında. Yani ülkeye baktığımız zaman özellikle Türkiye'den çıkan mallarda Orta Doğu ülkelerinde bu sigorta yapmadan imtina edecekler gibi geliyor. Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Yani buna nasıl bizim aslında avukatlar olarak bir tavır almamız gerekiyor? Müvekkillerimize özellikle o zaman bundan vazgeçmeleri ve tamamen sigorta yükümlülüğünü alıcılara mı vermemiz gerekiyor? Teşekkür ederim. Kime sordunuz soruyu? Nuray Hoca. Şimdi sigortada şöyle, bu kargo sigortası. Şimdi kargo sigortasının zaten riskleri bellidir. Onun için de sigorta şirketlerinin bunda çok zorluk çıkarmaması gerekir. Yani alıcı taraf da olsa, diğer taraf da olsa, sigorta şirketleri zaten büyük uluslararası şirketlerdir. A klozu dediğimizde orada bir korsanlık varsa, tam korsanlık zaten A klozu dahilindedir. Korsanlığın da bir iki şekli var zaten. Bir tanesi de gemi mürettebatını rehin alıp götürme, malları şey yapma, sonra para isteme şeklinde. Ki bu sigorta kapsamında zaten A klozu bunu ödüyor. Yani A klozunda bunda herhangi bir şey yok. Bir de çalma şeklinde var, hırsızlık yapma şeklinde var. Yani sadece gelip malları alıp götürüyor, onu da ödüyor. Bunda da herhangi bir şey yok. Ama savaşla grev mesela, savaşı ayırmak lazım. Çünkü savaş A klozunda bulunmuyor. A klozunda bulunmadığı için onu ek teminat olarak almamız gerekiyor. Zaten biz onun için sigorta poliçelerini yaparken, bankalar özellikle akreditifi açarken şöyle yazarlar. Insurance policy covering in studio cargo clauses A plus war and strike. Yani onları ilave olarak alıyor. Çünkü onlar ek teminattır. Her bölgede savaş yoktur, her bölgede ayaklanma yoktur. Mesela diyelim Almanya'ya bir mal göndereceksiniz. Orada da sif olur ama orada savaş ve ayaklanmaya gerek yok. Çünkü savaş durumu yok orada. O yüzden bence o sorun değildir. Yani bunu alıcıya yıkalım ya da bu satıcıda kalsın. Yani ben kendim Incoterms açısından ve uluslararası kurallar açısından baktığımda bence hiçbir sorun yok. İki taraf da rahatlıkla yapabilir. Sizin söylediğiniz gibi maalesef sigorta şirketleri Abdurrahman Bey sıkıntı yaratabilecek. Şimdi bunların tabii ki SİP olduğu zaman sigorta poliçesinde all risk kapsamında sigorta isteneceği için sigorta şirketleri geri duracaktır. Bu durumda ya dediğiniz yol, yani alıcının sigortayı sağlaması, ki alıcı buna yanaşmak istemeyebilir, durumu gündeme gelebilecek, ya da acaba daha iyi bir çözüm, sigortadan kaynaklanan primi yüksek tutacaklardır sigorta şirketi. Onu bölebilir miyiz? Ya da başka bir teslim şekli ya da başka bir güvenceler. Örneğin Exim Bank ihracat sigortaları var. O gündeme gelebilir mi? Onu düşünebilirsiniz. Ben az önce bir örnekten bahsedecektim size. Irak'ta tır mal götürüyor. Bir Türk tırı. DAEŞ üyeleri bu tıra el koyuyorlar. Ve tırın sigorta değeri de 1 milyon 300 euro. Sigorta poliçesinde terör olaylarından dolayı riskler kapsamda, ama iç savaş, iç kargaşa olursa kapsamda değil. Şimdi sigorta şirketi ödemeyeceğim çünkü bu bir iç savaştır diyor. Ama araba, ya daha doğrusu tır sahibi de bunun bir terör olayı olduğunu bahsediyordu. Benden mütalaa talep etmişlerdi. Ben DAEŞ'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında terör örgütü olarak kabul edildiğini bahsettim. Onlar da bazı akademik çalışmalara değindiler. DAEŞ efendim devlet benzeri bir yapıdır. Bu kadar azılı bir terör örgütü ve acımasızca eylem yapan bir örgütü, belirli bir bölgeyi alanda tutan ve tamamen gerilla savaşı yapan devlet benzeri oluşum olarak kabul etmek demek, Türkiye açısından da ciddi, şu anda özellikle Suriye sınırında yaşadığımız sorun açısından sorun yaratacak mahiyettedir. O yüzden ne yazdığımıza da, yaptığımız yorumlara da
ve bunların hukuki niteliğine de iyi bakmamız lazım. Ama bu sorun dediğiniz sorun gerçekten hep karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir soru daha alabiliriz. Ekleyeceğiniz bir şey mi? Yoksa şey İslamik state diye geçiyor herhalde oradan. İngilizcesinde ISIS diye geçiyor. Orada adı çok değişti. Herhalde oradan devlet. Sürekli değişiyor. Şöyle yani. Ondan değil, o bir şey var. Devlet benzeri yapı, gerilla tipi bizde yani devlet benzeri oluşum diye bir kavram var. Maalesef şimdi şöyle benim aklıma şu geliyor. Şimdi onu devlet yaparsa devletin normalde savaş ilan etmesi gerekir. Şimdi savaş ilan ederse o zaman o kapsam dışına çıkar. Kapsam dışına çıkınca da sigorta kendini kurtarmış olur. Ama terörist olarak kabul ederse onun yaptığı hareket ne olur? Sigorta dahilinde olur. Sigorta şirketi herhalde oradan belki. Aynen, yani hiç karışıklık değil. Evet. Ondan neyse. Var mı başka soru? Tek bir soru daha alabiliriz. Çok az vaktimiz kaldı. O kadar güzel anlattı ki konuşmacılar gerçekten. Sayın Profesör Doktor Nuray Ekşi'ye ve Sayın Abdurrahman Özalp'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Baro Başkanımızı buraya davet ediyoruz. 15.30'da ikinci oturumumuz başlayacak. Thank you.